Kanal Urfa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğü'nce Ebi Enes El Kahtani kod adlı Beşar El Muhsin isimli şahıs yakalandı. Yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 10. canlı bomba eylemi engellenmiş oldu. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası çerçevesinde el konulan bir flaş bellek içeriğinde yapılan incelemede DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel doküman tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde örgütsel dokümanların çözülmesiyle operasyon başlatıldı. Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğü'nce Ebi Enes El Kahtani kod adlı Beşar El Muhsin isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere el konuldu. Teröristin DEAŞ terör örgütüne sözde biat ettiği ve örgütün sözde Şam vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak canlı bomba eylemi yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına ülkemizde canlı bomba yalnız kurt faaliyetlerinde bulunacağı belirlendi. Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 10. canlı bomba eylemi engellenmiş oldu. Değerli izleyenler, Şanlıurfa merkezi etkili olan sağanak yağmur yolları göle çevirdi, yaya ve sürücülere de sorunlar yaşattı. Şanlıurfa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı yolları göle çevirdi. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda vatandaş ve sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Bazı ev ve iş yerlerine su bastı. Yağmur yağışı etkisini uzun süre sürdürdü. Aniden bastıran şiddetli yağış Siverek'te de sele neden oldu. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda tıkanan rögar aşma ve temizleme çalışmaları yaptı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur sele neden oldu. Yol ve caddeleri su kaplayan ilçede bazı iş yerlerine su bastı. Yaklaşık 30 dakika süren yağış sonrası vatandaşlar su basan iş yerlerini temizlemeye çalışırken belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda tıkanan rögar açma ve temizleme çalışmaları yaptı. İş yerine su basan esnaftan Mesut Yenay bu yılki yağışlara dikkat çekti. Bu yağmurlar böyle bahar yağmurları geldiğinde her sene bir dakika bizim yağmuru görüyoruz. Ama bizim sokağa uzun yıllardan beri su girmiyordu. Şu demircilerin girişinde bir kaldırım yapılmıştı. O kaldırımın seviyesi düştüğünden beri de su giriyor artık. 17 yıldır esnaf bekçiliğini yaptığını belirten Sinan Bora ise çok fazla hasar olmadığını kaydetti. Yıllarca ben 17-18 sene burada esnaf bekçiliği yapıyorum. Ekseri kanun bir tarafından sel olduğu zaman oradan geliyor. Yani zabit alın oradan sel çarşıya geliyor. Çarşıya geldiği zaman bu olay başımıza geliyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre bazı iş yeri ve evler haricinde selin büyük zarar ve hasara neden olmadığı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati konut sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek enflasyonla mücadelede vatandaşı rahatlatacak adımların atılacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, enflasyonla mücadele birlikten berekete programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati sosyal medya hesabından toplantıyı değerlendirdi. Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı. Birlikten berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımızla bir araya geldik. Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik. Bu kapsamda konut sektörüne yönelik açıkladığımız destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetliyoruz. Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi çıkışında yer alan yön tabelasının tehlikeye yarattığı ile ilgili haberimizi gündeme taşımıştık. Dün yaşanan fırtına sonrası aynı yerde meydana gelen kazanın tam da dikkat çektiğimiz yön tabelasından kaynaklandığı ortaya çıksa da Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden hala hareket yok. Karayolları tarafından Gaziantep yolu üzerinde Evren Sanayi Sitesi çıkışında yapılan yön tabelası yoldan geçen araçları tehlikeye düşürdüğünü gündeme taşımıştı. Tabelayla ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğü'nü göreve çağırırken dün o mevkide bir kaza daha meydana geldi. Şanlıurfa'da dün yaşanan şiddetli fırtına ve yağış sonrası hareket halinde olan bir hafif ticari araç kaza yaptı. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan otomobille plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil yağmurdan sonra kayganlaşan yolda çarpıştı. Çarpışmanın etkisi sonucunda otomobil takla atarak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada ikisi çocuk, 5 kişi yaralandı. Gaziantep yolu Evren Sanayi çıkışında yer alan tabelanın alelacele yapıldığı gözlerden kaçmazken yetkililerin hala neden bir çalışma başlatmadığı merak konusu. Umarız Karayolları Bölge Müdürlüğü bu haberden sonra harekete geçerler ve düzeltirler. Değerli izleyenler, 16-22 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Şanlıurfa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından program gerçekleştirildi. (16-22 Mayıs) Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Şanlıurfa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü program düzenledi. Şanlıurfa Şehitlik Mezarlığı'nda yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için çelenk bırakıldı. Şanlıurfa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Ünlü, bu yıl 16.sını kutlayacağımız Sosyal Güvenlik Haftası bilgilendirme toplantısında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz diyerek şu ifadelere yer verdi. Bu yıl 16.sını kutlayacağımız Sosyal Güvenlik Haftası vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu paydaşlarına tanıtmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak, sosyal güvenlik kavramının toplumun tüm bireyleri tarafından bilinmesini sağlamak, işverenlerimizi ve vatandaşlarımızı yasa ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, sigortalı istihdamını teşvik etmek ve toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşmasına katkı sağlamak amacıyla kuruluş kanunumuzun kabul edildiği 16 Mayıs tarihinin içine alan haftayı her yıl Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlamaktayız. E-Devlet, E-SGK, SMS sistemlerimiz, sosyal medya, SGK Sosyal Medya, SGK Web TV ve ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ile 7/24 yanınızdayız. Tek çatı altında 16.sını kutladığımız Sosyal Güvenlik Haftası'nın ülkemizin tüm kesimleri için kutlu olmasını, yapacağımız etkinliklerin sosyal güvenlik bilincini ve anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamasını diliyor. Siz değerli çalışma arkadaşlarım ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Haliliye Belediyesi kentte etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle ağaç devrilmelerinin yaşandığı bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması adına çalışmalarını gece saatlerinde devam ettirdi. Tamam. Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınayla birlikte sahada çalışmalarını sürdürdü. Etkili olan olumsuz hava koşullarında vatandaşların etkilenmemesi için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ağaç devrilmelerinin yaşandığı bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bahçeli Evler Mahallesi'nde meydana gelen ağaç devrilmelerine karşı geç saatlere kadar sahada olan ekipler yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise devrilen ağaçların alandan uzaklaştırılmasını sağlayarak sahadaki çalışmalara destek verdi. Öte yandan Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi ilçede yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek adına yoğun mesai harcadı. Değerli izleyenler, Edirne'de 10. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali çerçevesinde düzenlenen acı biber yeme yarışmasında 92 adet biber yiyerek yarışmayı kazanan Şanlıurfalı Emrah Macurtay oldu. 1-0 başlayın arkadaşlar. Başlayın. Edirne'ye gel, ciğerimi ye temasıyla gerçekleştirilen 10. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmamız çok çekişmeli devam ediyor. Ağlamak yok. Türkiye'nin en acı yarışması olarak adlandırılan acı biber yeme yarışmasına katılan vatandaşlar en hızlı şekilde rakiplerinden daha çok biber yemek için kıyasıya mücadele sergiledi. Şu anda bir numara ikinci tabağa geçti. Biber yerken gözlerinden yaşlar akan yarışmacılar zor anlar yaşadı. Karaağaç'ta yetişen ve tava ciğerin olmazsa olmazı Karaağaç acı biberini 92 adet yiyerek yarışmayı kazanan 84 kilogram ağırlığındaki Emrah Mucurtay 84 kilo ayçiçek yağı verildi. Şanlıurfalı olduğunu söyleyen yarışmacı Mucurtay daha fazla acı olsa daha fazla yiyebileceğini belirtti. Şanlıurfalıyım zaten. Bizim acı oradan sorulur. Birici oldum. Seneye de kesin birici olacağım. 92. Hiçbir şey. Yok, hiçbir şey yok. Daha acı olabilirdi. Daha acı olabilirdi. Bu bir şey değil. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından sakin şehir olarak bilinen Halfeti'ye kazandırılacak olan Yukarı Göklü Kent Parkı çalışmalarında sona gelindi. Şanlıurfa genelinde kişi başına düşen yeşil alan oranının artırılarak vatandaşların özellikle yaz aylarında vakit geçirebilecekleri sosyal donatı alanlarını, parkları bir hizmete sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Halfeti ilçesindeki Yukarı Göklü Kent Parkı için çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezi ve ilçelere yeni yeşil alanlar kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri 20 dönüm alan üzerinde yapılan Yukarı Göklü Kent Parkı'nda mesaisine devam ediyor. Yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, fitness grubu, çatılı piknik masası ve bankların kurulacağı 20 dönümlük Yukarı Göklü Kent Park çalışması en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Kahramanmaraş Jandarma Suç Araştırma Timi yaklaşık 60 gün önce Pazarcık ilçesinden çalınan piyasa değeri 1.600.000 TL olan traktörü Şanlıurfalı bir çeteden kurtardı. Kahramanmaraş Jandarma Suç Araştırma Timi yaklaşık 60 gün önce Pazarcık ilçesinden çalınan traktörü ele geçirdi. Alınan bilgilere göre Pazarcık ilçesinde Ergün Kubaşı'ya ait traktör Şanlıurfa bağlantılı bir çete tarafından takip altına alındı. Hırsızlar kimsenin bulunmadığı bir anda içeriye girerek traktörü çaldı. Peşlerine ekiplerin düşmemesi içinse kameranın bağlı olduğu bilgisayarda hırsızlar tarafından çalındı. Traktörü sürerek Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine götüren hırsızlar izlerini kaybettirdi. traktörünün çalındığını çiftliğine gelince anlayan Ergün Kubaşı hemen jandarmayı arayarak durumu bildirdi. CESAT dedektifleri ilk önce 500 saat boyunca kent güvenliği yönetim sistemi kayıtlarını izledi. Daha sonra traktöre eskortluk yapan araçların bilgilerine ulaşan ekipler hırsızların profesyonel ekipler olduğunu ve metotlarının farklı olduğunu anladı. Bunun üzerine çalışmayı derinleştiren Kahramanmaraş CESAT timleri Şanlıurfa'ya giderek çalışmaya başladı. Ekipler yerel bir bağlantıyla çeteye şafak operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda çete lideri olduğu öne sürülen 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Traktörüne kavuşan Ergün Kubaşık sevincini paylaşarak şöyle konuştu. Olay, şimdi ben Antep'teydim. Köye geldim. Karaca geldim. Karaca geldiğimde bir baktım kapı kırık. Motor yok. Hemen ben şeyi aradım. 156'yı aradım. Yani bizim CESAT ekipleri geldi. Olay araştırma geldi. Geldiler, incelediler, baktılar. Narlı olsun, Maraş olsun. Bütün ekipler geldi. Hepsi geldi yani. Anında geldiler. Araştırdılar, ettiler. Yani sonra Maraş'taki CESAT ekipleri yani çok aşırı derecede ilgilendi yani. Her tarafı yani benim ummadığım kadar yani benden daha iyi çok. Böyle canlarını sıktılar, uğraştılar, yaptılar. Motor da yeniydi, sıfırdı. Motora hiç binmedim ben yani. Motoru daha yeni aldım. Yani koltuğuna herhalde bir defa oturmuşumdur. Tekerleri değiştim, eve geldim yani bir sefer oturdum. Böyle bir değişiklik yaptık, kar yağıyordu. İçeriye koyduk. Böyle oldu yani. Ben tam umudumu kesmiştim. Yani hiçbir umudum kalmamıştı. CESAT ekipleri beni aradı. Traktörünü bulduk dediler. Ben de o anda çok sevdim. CESAT ekibine çok sağ olsunlar. Çok teşekkürler. ...19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Hilvan'da gençlik yürüyüşü düzenlendi. ...19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü münasebetiyle Hilvan'da gençlik yürüyüşü düzenlendi. Düzenlenen gençlik yürüyüşüne Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Jandarma Bölük Komutanı Halil İbrahim Yavuzkurt, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dere, Hilvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Abdurrahman Kaya, AK Parti İlçe Başkan Vekili Mehmet Badıllı, Hilvan Belediyesi Meclis Üyeleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katılım gösterdi. 19 Mayıs'ın içerisinde bulunduğu haftayı biz gençlik haftası olarak başlıyoruz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen program büyük ilgi gördü. Düzenlenen gençlik yürüyüşü sonrası ilçe gençlik hizmetleri eğitmen ve kursiyerleri tarafından düzenlenen resim sergisi ziyaret edildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hırsızın 20.000 TL değerinde motosikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hırsızın 20.000 TL değerinde motosikleti çalma anı kameralara yansıdı. Olay ilçenin Esmerçayır mahallesi Salıpazarı caddesi üzerinde meydana geldi. İnşaat işçisi olduğu öğrenilen bir kişi sabah işe gitmek için apartmanının girişinde zincirle bağladığı motosikletinin yerinde bulunmadığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis çevrede bulunan iş yeri güvenlik kameralarını incelemesi sonucu motosikletin bir kişi tarafından çalındığını tespit etti. 20.000 TL değerinde bulunan motosikletin çalınma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Binanın içerisinde bir müddet bekleyen ve burada elbiselerini değiştirdiği görülen hırsız daha sonra çaldığı motosiklete binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Polis güvenlik kamerasından eşkalini belirledi. Hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Siverek Belediyesi altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda üst yapı yenileyerek vatandaşın hizmetine sunuyor. Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmağ'ın talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü'nce altyapının tamamlandığı cadde ve sokaklarda beton ve kilitli parke döşemesi yapılıyor. Bu kapsamda çalışan ekipler Esmerçayır Mahallesi'nde beton yol uygulaması yaparken Bağlar Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşüyor. Altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören sokaklar yenilenerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunuluyor. Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada elzem olan altyapı yenilenmesinin kısmen tamamlandığı çalışmaların devam ettiği bölgelerin olduğu vurgulandı. Altyapının tamamlandığı bölgelerde ivedi olarak üst yapı yenileme çalışmalarına başlandığını belirttiği açıklamada ekiplerin eş zamanlı olarak çalışma yürüttüğü ifade edildi. Mahalle sakinleri de yürütülen çalışmalar nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu yollar bozuldu, biz yürüyemiyorduk, bisiklet süremiyorduk, şu anda bisikletimi süremiyor. Ayşe Çakmağa teşekkürler. Karaköprü Belediyesi'nin kadınların meslek öğrenmesi ve zaman değerlendirmesi için açtığı kurslar kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Karaköprü Belediyesi meslek edindirme kursları kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Seyrantepe mahallesinde bulunan 4. Murat Kültür Merkezi'nde usta öğreticiler tarafından verilen dikiş, nakış, giyim ve halı dokuma gibi kurslarda el becerilerini geliştiren kadınlar, diğer yandan da kendi üretimleri olan ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Kurslarda dikiş makinesi kullanımı, kumaş çeşitleri, kesim teknikleri ve giyim konularında eğitimler alan kadınlar kurslarda öğrendikleriyle kendi kıyafetlerini dikebiliyor. Ayrıca kadınların ürettiği ürünler de satılarak aile bütçelerine katkı sunuluyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kadınlara yönelik kurslara önem verdiklerine değinerek özellikle ev hanımlarının sosyal hayat içerisinde yer almalarının, çabalarının takdire şayan olduğunu kaydetti. Burada yaptığımız çalışmalar öğrencileri istihdam etmek, o bir meslek kazandırmak, elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca çıraklık merkezlerinde de öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Bize burada bu imkanı sağladığı için Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli Beyefendi'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Hayran Belediyesi son 3 yılda gerçekleştirdiği mahalle içi dolgu ve asfaltlama yol çalışmalarına devam ederek vatandaşların taleplerini karşılıyor. Harran'da ulaşımı kolaylaştırmak, vatandaşların hayat şartlarını güzelleştirmek adına yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürerken gönüllerdeki mesafeleri kısaltmak adına yol yapım çalışmaları da devam ediyor. Hummalı bir şekilde çalışmalarına devam ettiren belediye ekipleri, ilgili kırsal mahallesinde mahalle içi atlama öncesi dolgu çalışmalarına başladı. Mahalleyi toz, toprak ve çamurdan kurtarmak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyleyen Başkan Özyavuz, ilçemizin tüm yollarında başlattığımız asfalt öncesi dolgu çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Allah'ın izniyle de önümüzdeki 2-3 ay içerisinde bilgili mahallemizin mahalle içi asfaltlama çalışmalarına başlayacağız. Birçok ada sürdürdüğümüz hizmetler güzide şehrimizin gelişimine katkı sağlamaya devam edecektir. Harranımızın ulaşım problemini çözmek için birçok mahallemizde yürüttüğümüz parke taşı, dolgu ve asfaltlama çalışmalarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu 20 sene önce hiçbir hizmet görmedik kimseden. Yalnız bu genç başkanında çok mutlu olduk bugün. İyi bir hizmet inşallah yapılacaktır. Bütün ekiplere ve işçilere, belediye başkanı ve hizmet ettiği için çok teşekkür ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi engelli basketbol takımı müsabakayı 79-50'lik skorla kazandı. Öte yandan Büyükşehir sporcusu Müge Özcan ise Danişment Gazi Büyükler açık hava puta ve hava koşusunda 3. oldu. 11 Nisan spor salonunda gerçekleşen karşılaşmada ev sahibi takım Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler takımı, rakibi Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü karşısında ilk seti 12-9, ikinci seti 26-19 tamamladı. Şanlıurfa ekibi 3. seti 21-12, 4. seti 20-10'luk skorla tamamlayarak potadan 79-50 sayıyla karşılaşmadan galip ayrıldı. Ligin 27. haftasında 7. sırada yer aldıklarını ve playofflarda mücadele etmek istediklerini anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi engelli basketbol takımı antrenörü Serdar Yıldırım şöyle konuştu. Çok değerli 2 puan. Şimdi şu anda Süper Lig'deyiz. Süper Lig'in artık son 3 haftası kaldı. Bizler de hedefimiz olan playoff'lara gitmek istiyoruz. Playoff'lar için önemli bir maçta 2 puan alarak şu anda avantajlı hale geldik. Son artık 3 haftaya geldik. Son 3 haftada ihtiyacımız olan puanları alarak hedefimiz olan Süper Lig yolunda ilerlemek istiyoruz. 13-15 Mayıs tarihleri arasında Tokat'ta yapılan Danişment Gazi Büyükler açık hava puta ve hava koşusuna büyük kadınlar kategorisinde katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü adına müsabakalarına katılan 23 yaşındaki Müge Özcan 3. oldu. ...41 ilden 122 kulüp ve 800 sporcunun yarıştığı Danişment Gazi Büyükler açık hava puta ve hava koşusuna kadınlar kategorisinde 281 yarışmacı katıldı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmada Şanlıurfalı Müge Özcan 281 sporcu arasından üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.